Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Nasılsınız minik kediler? Çok ilginç bir aya giriyoruz Evet, Aslan burcu Temmuz için. ayı. Temmuz ayı. Vallahi pek çok burcu çok zor günler beklerken Aslan burcunu ben yırttığını düşünüyorum. Belli bir noktada 6-12. ev kasları üzerinde Evet. olan bir yapı var. Evet. Bunun yanında 22 Temmuz'da ayın en önemli özelliklerinden biri Kova burcunda oluşacak Kova dolunay, burcu dolunayı. karşıt burcunda oluşacak bir dolunay var. Ardışık dolunay dediğimiz bir dolunay, Hı. güzel bir dolunay. Temmuz'a hoş geldin sevgili minik kedi. Neler var, neler yok bakalım aslanım. Evet sevgili aslanlar, ayın ilk gününde Venüs ve Satürn arasındaki kare açı ilk birkaç gün birazcık keyfinizi kaçırabilir. Özellikle aileyle olan ilişkilerde belki ebeveynlerinizle ilişkilerinizde biraz sıkıntı, anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Otorite kavramlarıyla aranızda evinizle ilgili bazı sıkıntılı durumlar oluşabilir. Bazı sorumluluklar veya masraf orada aslında Venüs Satürn karesi evle ilgili yapılacak maddi konularda da bazı İşte bu Haziran ayındaki zorlu evet gökyüzü Haziran'ın sonu Temmuz'un başında da bazı zorluklara sebebiyet veriyor sevgili Aslan. 8 Temmuz'a kadar harcamalar zor. evet Biraz ailesel konular gündeme geliyor. Biraz bazı kırgınlıklar olabiliyor. Kırılmadan, alınmadan bunları yürütmemiz gerekiyor. Yalnızca bir avantajımız var. Venüs'ün Aslan burcunda seyri. Evet. Çünkü Venüs ciddi ciddi 22 Temmuz'a kadar Aslan burcunda Evet. seyrediyor. Aslan hanımlarının fiziksel güzelleşmesine, Evet. daha şirin, daha keyifli ortamlara girmesine, Hı. duygusal ilişkilerle ilgili aktif bazı haberler gelmesine sebebiyet vermiş. 8 Temmuz'daki Yengeç burcundaki yeni ayla beraber bak bu Venüs üçgen Uranüs bir Evet. gizli sevgilinin Gizli sevgili ortaya çıkabilir. Ortaya Hı. çıkabileceğini, uzun zamandan beri haber almaya çalıştığı bir sevgilinin ortaya çıkabileceğini veya da kadersel ve karmik anlamda bir tanışma yaşayabileceğini gösterir. Çünkü bu gezegen açılarına baktığımızda 8 Temmuz Yengeç Burcu yeni aya çok önemli. Ne dersin demek? Evet, Merkür retrosuyla da birleşiyor o yeni ay. Belki eskiden gelen bir İlişki. ilişki. Eskiden Evet. gelen bir ilişki. Çünkü aslan kadını zaten Evet. aslan erkeği de aslan kadını da biraz da aslan kadını çok çekicidir. Aslan erkeğinin de çekiciliği vardır ama aslan kadını avcı bir kadındır. Güçlüdür, enerjiktir, kuvvetlidir, güzeldir. Ve girdiği her sosyal ortamda 5. ev. Yani artistler, sanatçılar, Evet. öğretmenler, yaratıcılar bu yönler vardır. Venüs'ün bu pozisyonda olması bence güzel bir pozisyon. Evet. Uranüs'ten bir destek açısı geliyor. Şimdi düşünebiliyor musun? Uranüs'ten bir seyahatte biriyle tanışmak. Evet. Bir seyahatte biriyle tanışabilirsin. Veya işte Eski bir arkadaşla birden eski karşılaşmak. bir arkadaşla karşılaşabilirsin, aşk başlayabilir. Evet. Yani bu önemli bir açıdır bu 8 Temmuz. Bir de arkasından bu 13 Temmuz'da Mars Yengeç Burcu'na geliyor. Şimdi burada bir dikkat edeceğiz. Evet. Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesi 12. ev çizgisi Belki üzerinden gizli geliyor. düşmanlıklar mı olabilir? Yani dedikodular. Bu Dedikodular. aşkla ilgili dedikodular çıkabiliyor. Bazı gizli düşmanlıklar olabiliyor. Biraz da kendisini sorguluyor. Şimdi Venüs'ün o aslandaki etkisi ben ne yapıyorum? İlişkilerimde doğru karar veriyor muyum? Acaba kendi hayatımı doğru yönlendirebiliyor muyum? Şeklinde bir sorgulama var. Ama o tabii ki biraz bazen sağlığı da akıl sağlığını bozmaz. Fakat aşırı sıcaklarla beraber bu Mars yengeç etkisi bazen bunaltabilir. Evet. Dikkatli olun diyoruz. Evet. Arkasından şu güzellik var. Yani bakın 17 bu. Temmuz'da gökyüzü güzel. Şimdi 17 Temmuz'da müthiş bir gezegen döngüsü var sevgili Aslan. Vallahi Satürn üçgen, Neptün üçgen, Üçgen, Jüpiter büyük büyük üçgen, üçgen. su üçgeni. Gökyüzünde büyük bir koruma kütlesi Evet. var. Yani Patriot diyorum ben buna. Evet. Patriot. Kurtarıcı açı. Aslanların da su evlerinde oluyor. Aslanların da su evlerinde oluyor. Evet. Aşk, Evet. duygusallık, paylaşım, çocuk, Ha para. Evet. Mesela bak bu bir ev satışından parasal kaynaklar. Maddi kaynakların artması, bir kredi borcunu ödeyebilmek, bir kredi borcuyla ilgili keyifli haberler gelmek veya da büyük bir kısmet çıkması yani. Aşkla çok büyük bir kısmet çıkması. Yalnızca sevgili Aslan, bu 17 Temmuz gezegen açısı yavaş etkilidir. Yani 17 Temmuz'da karşına bir şey çıkarsa ne ala. Evet. Ama bunlar ağır gezegen Tabii olduğu tabii ağır için gezegen, uzun vadeli onlar. bunların etkisi Güneş'in Aslan'a girdiği 22
Temmuz'dan Temmuz'dan itibaren. itibaren en kısa vade bir ay, Hı. en uzun vade de Ekim'de çıkar. Hı. Evet, diğerlerini de 20 sana bırakayım. Temmuz'da Merkür retrosu düzeliyor artık. İleri harekete geçecek Yengeç Burcu'nda Merkür. 22 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda Mars-Jüpiter kavuşumu var ve aynı gün Kova Burcu Dolunay'ı yaşayacağız. 0 derece Kova'da olacak bu Dolunay. Yine ikili ilişkiler, ortaklıklar, iş hayatı ile ilgili kavramlar. Mars-Jüpiter kavuşumunun da etkisiyle biraz daha motivasyon artabilir, hızlı gelişmeler Evlenme olabilir. teklifi alırsın. Evet. 12. evde Evet. Venüs ile Uranüs'ün etkisi bir kısmı evlenme teklifi Hı. alacak. Bir kısmı ise birlikte oldukları insanın evlenilemeyecek bir karakter olduğunu fark edip Çünkü Satürn ayrılacak. karesi de var, o dolunayda bazı gerçeklerle yüzleşmek. Ha, gerçeklerle yüzleşecek. Evet. Yani belki hayatının aşkı, Hı. belki de karşımızdaki insan onun karakter ve kişiliğine çok uygun olmayacak. Ama her ne olursa olsun Hı. o kişi ayrılsa bile, devam etse bile her ikisi de aslan için iyi olacak. Evet. Evet. Gerçekleri görmek. Bazen biz işte her genç kızın rüyası zetine dikiş makinesi diyebiliriz. Yani biz erkekler kuledeki prensesi gerçek kraliçe zannederken bazı hanımlar da işte beyaz atlı prensin bir at üzerinde dıgıdık dıgıdık geldiğini zannederler. Çoğunlukla ne yazık ki o kuledeki prenses cadı çıkar. Beyaz atlı prens de aslında ne bir prenstir ne de o beyaz at, beyaz attır, merkep çıkar. Yani Evet. işte bu böyle mi değil mi bunu anlayacaksınız. Çok güzel bir ana. Belki Satürn orada dördüncü evde ilişkisine karşı gelen bir babayı da temsil edebilir, değil mi o? Evet, ilişkisine karşı gelen bir babayı, bir problemi de temsil Onaylamayan bir edebilir. aile üyesi orada olabilir. Demek süper çözüyorsun ya. Süper oldun kız. Çak, 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 çak. Sen de gurur duyuyorum. Yani Teşekkür öğrencilerin ederim. hepsiyle gurur duyuyorum. Seninle de çok gurur duyuyorum. Demet'in müthiş öğrencileri var. Yani artık bayrağı ben Demet'e verdim. Demet süper öğrenciler yetiştiriyor. Kendisi gibi harika. Yani bilinçokul astroloji ekipleriyle çok yakında Türkiye'de inanılmaz bir astroloji ekolü. Yani biz bir Orta Doğu astroloji ekolüne gidiyoruz. Bence ekiplerimize çok da iyi noktalara gelecek. Şimdi bu 28 Temmuz'da Mars karşıt Plüton var. Evet, ay sonunda gökyüzü biraz gergin. Söz ve kavga çocuklar. Evet. Sözlü tartışma, sözlü çatışma. Bir de yedim yedim şiştim bağırsak enfeksiyonu. Kendinize Evet. iyi bakın derim ben. Ama bilinçokulunun günlük astrolojik burç yorumlarını dinlemeyi unutmayın. Onlar çok önemli. Mesela bu 31 Temmuz dedik bağırsak enfeksiyonu. Ama 28 Temmuz'da da dikkat. hapşırdım ha. Ben grip Çok oluyoruz galiba. yaşayın. Gerçekten. Çok yaşayayım. Sağ ol. Klimaya Sen de. dikkat edelim. Sen de çok yaşa. Tabii 28 Temmuz Güneş Satürn karesi Tabii. özellikle aile ile ilgili sorunları biraz abartabilir. Aileyle ilgili Evet. 28 Temmuz'da bir sıkıntı olacak. Söz değerleri olacak ama bunlara günlük burç yorumlarına, Demet'in günlük burç yorumlarını bilinçokuru.com'da dinleyerek hayatına daha iyi yansıtabilirsin. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.